Doğu Perinçek, Aydınlık, Rota, 10 Nisan 2020, Cuma. Merhaba Kamuculuk, 17. Sokağa çıkma yasağı kimin politikası? İnternette ekmek pişirebilir misiniz? İnternete buğday ekebilir, domates, biber yetiştirebilir misiniz? İnternette davar ve sığır otlatabilir misiniz? İnternette maske, kolonya, solunum cihazı, ilaç, un, şeker, yağ, elektrik, mermi, tüfek, tank üretebilir misiniz? İnternette su taşıyabilir, çöp toplayabilir misiniz? Kamyon ve trenle mal taşıyabilir misiniz? İnternette hasta tedavi edebilir, saç tıraşı yapabilir, elbise dikebilir, musluk tamir edebilir misiniz? Tamam, anlaşıldı. İnternet çağına geçmiş haberleşme, iletişim gibi kimi hizmetler var ama hizmetlerin çoğu ve üretim internette yapılamıyor. Kimin talebi? Sokağa çıkma yasağı, halkın, üreticilerin, genel olarak çalışanların talebi değil. İnternetten işlem yapan küresel para babaları dijital çağa geçmiş olabilirler ama insanlığa dijitalde hayat yok. Sokağa çıkma yasağını savunanların sırtlarında yumurta küfesi yok. Gıda güvenliği ve sağlık güvenliği nasıl sağlanacak? Üretim nasıl sürecek? Halkın temel hizmetleri nasıl görülecek? Üretmekten vazgeçen bir ülke bir süre sonra vergiyi kimden toplayacak? Kamu hizmetini hangi kaynaktan karşılayacak? Ücretleri ve aylıkları nasıl ödeyecek? Böyle bir sorunları bulunmadığı görülüyor. Hangi plan? Ama dolduruşa gelenler bir yana, sokağa çıkma yasağını ısrarla gündeme getirenlerin Türkiye'yi kargaşalıklara sürüklemek gibi bir planın içinde oldukları açık. Bugünün koşullarında evde kal ve mesafeyi koru uygulaması virüs salgınına karşı mücadelede en doğru çözümdür. Niçin disiplin? Toplum ve emekçi sağlığını koruyarak üretimi sürdürmek için zorunlu önlemleri disiplinle uygulamak gerekiyor. Emekçilerin iş yerlerine götürülmesinde, iş yerlerindeki çalışma koşullarının ve yemekhanelerin ve benzeri düzenlenmesinde virüsün bulaşmasına olanak tanımayacak kurallar özenle uygulanmalı ve emekçiler eğitilmelidir. Burada sorumluluk yasalara göre en başta işverenindir ve elbette kamu makamlarınındır. Koşullar dayatırsa, Türk İş Konfederasyonu Başkanımız Ergün Atalay'ın önerdiği gibi 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı konabilir. Böylece 14 günlük bulaşı süresi geçirildikten sonra üretim ve hizmetler daha sağlıklı koşullarda yürütülebilir. Kitap: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Batı Acısı. Film: Charlie Chaplin'in Modern Times, Modern Zamanlar adlı ünlü komedisi, İnsanlığın makineleşme ile birlikte karşılaştığı sorunları çok akıcı ve düşündürücü bir dille anlatıyor. Yarın, Merhaba Kamuculuk 18. Seçenekler: İşçiye ve memura ücret zammı mı, yoksa işsize iş mi?